Merhaba sevgili çocuklar. Pazar günü yaptığımız deneme sınavının inkılap tarihi soru çözüm videosunu çekiyorum sizler için. Hazırladığım videoda A kitapçanın soru sıralamasına göre hazırladım. Birinci soru, Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi diye bir manşetle girilmiş ve Sivas Kongresi'nin 100. yılı için hazırlanan bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakıyorum, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar hakkında bilgi verilmiş, Sivas Kongresi'nin önemi hakkında bilgi verilmiş gençler ve Sivas Kongresi'nin yapıldığının bilgisini vermiş. A seçeneğine de diyor ki, ulusal kararların alındığı bir kongredir diyor. Hemen bakıyorum alınan kararlara. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diyor. Vatanın bütünlüğünden bahsediyor. Manda behimmayı kabul edilemez diyor. Maksat tam bağımsızlıktır buradan. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir diyor. Topyekün ne demekti arkadaşlar? Topyekün hep birlikte savaşmak demekti. Aldığım kararlar o zaman tüm ulusu kapsadığı için ulusal kararların alındığı bir kongredir diyebilirim. A seçeneği doğru. B'ye geçtim. Bölgesel savunmanın güçlendirilmesi istenmiştir diyor. Ama yukarıda bana topyekün kendisini savunacak diyor. Yani hep birlikte savunacağız. Ulusal mücadeleden bahsediyor. O yüzden B seçeneği yanlıştır çocuklar. Cevabımız B seçeneğidir. C'ye bakalım bir de. C, milli bağımsızlık vurgusu öne çıkarılmıştır diyor. Bakıyorum Manda ve himayeyi kabul edemiyorsam, Manda ve himayeyi reddediyorsam, vatanımın bütünlüğünden bahsediyorsam arkadaşlar, milli bağımsızlık vurgusunu öne çıkarmışımdır diyebilirim. C seçeneği doğru. D'ye geçtim. Cumhuriyet fikrinin güçlenmesini sağlamıştır diyor. Kongrenin öneminde bana milli egemenlik ve milli irade kavramları devlet hayatını yansıtılmaya başladı diye bir bilgi vermiş. Milli egemenlik ve milli irade kavramları geçiyorsa ben Cumhuriyet fikri yorumunu yapabilirim. D seçeneği de doğru. Cevap ne oldu? B oldu arkadaşlar. Devam ettim ikinci sorudan. İkinci soruda bize diyor ki bu bilgilere göre Çanakkale Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakıyorum İtilaf devletlerinin başarısızlığı ile sonuçlanan Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nın uzamasına sebep olduğu gibi Çarlık Rusyası'nın çöküşünü de hazırlamış ve İngiltere'de hükümet değişikliğine yol açmıştır. Bir yıldan fazla süren ve dünya savaş tarihinde farklı bir yeri olan bu muharebelerde her iki taraf büyük kayıplar vermiştir diyor. Türk milleti bu savaşta çok sayıda yetişmiş insanını kaybetmesine rağmen kendisine has bir kahramanlık örneği sergileyen ordusu sayesinde Balkan Savaşı'ndan kalma ezikliği üstünden atarak büyük bir askeri başarı kazanmıştır diyor. Şimdi paragrafa göre yorum yapacağım. A'ya baktım. Savaşın seyrinin değiştirdiği diyor. Bakıyorum ne demiş Çanakkale Savaşı ile ilgili? Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına sebep olduğunu söylemiş. O zaman savaşın seyrini değiştirdiğini söyleyebilirim. Bursa'ya baktım. Siyasi sonuçlar doğurduğu diyor. Yine yukarıda bana Çarlık Rusyası'nın çöküşünden bahsediyor ve İngiltere'de hükümet değişikliğine yol açtığını söylüyor. Burada da siyasi sonuçlar doğurduğu yorumunu yapabilirim çocuklar. Yani A ve B seçenekleri doğru. C'ye baktım. Psikolojik etkiler yarattığı diyor. Türk milletinin bu savaşta çok insan kaybettiğini ama kendine has bir kahramanlık örneği sergilediğini, Balkan Savaşı'ndan kalma ezikliğini üstünden attığını söylüyor. Burada da psikolojik etkiler yarattığı yorumunu yapabilirim. D'ye bakıyorum. Sömürgeci anlayışı zayıflattığı diyor. Paragrafta sömürgecilikle ilgili bir şeyden bahsetmiyor bize. Tamam biz 1. Dünya Savaşı'nın sömürgecilik nedeniyle çıktığını biliyoruz ama yani Çanakkale Savaşı'nı kazanmamız sömürgecilik anlayışını zayıflattı diyemeyiz gençler. O yüzden cevap D seçeneği oluyor. Geldim üçüncü soruya arkadaşlar. Üçüncü soruda bu maddelere göre Misak-ı Milli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Baktım Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920'de yaptığı bir gizli toplantıda Misak-ı Milli metnini kabul etti diyor. Misak-ı Milli'nin bazı maddeleri şunlardır diyor.
Osmanlı Devleti'nin Mondros-Ateşkes Anlaşması'nı imzaladığı tarihte, yani 30 Ekim 1918'de, düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür, bölünemez diyor. Yani biz bu maddede Mondros'tan sonra yapılmış işgalleri reddediyor muyuz? Reddediyoruz çocuklar. İkinci maddede halkın oyu ile anavatana katılan 3 sancak, Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir diyor. Batı Trakya'nın durumu halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmelidir diyor. Bu metne göre hangisini söyleyebilirmişim? A'ya baktım, İstanbul hükümetine bağlı kalındığına. İstanbul hükümetine bağlı kalsaydık teslimiyetçi bir tavır sergilerdik. A seçeneğini direkt elerim çocuklar. B'ye geçtim. Kuvayi Milliye'nin kurulduğuna. Kuvayi Milliye'yi biz Mondros'tan sonraki işgallerde hemen kurduk. Kuvayi Milliye'nin kurulduğu yorumunu da yapamam. C'ye geçtim. Türk vatanının sınırlarını çizildiğine. Arkadaşlar, Misak-ı Milli zaten milli sınırlarımız bizim, biliyorsunuz. Ve ben bu üç maddede de doğuda, batıda ve vatanımın tüm sınırlarından bahsettim diyebilirim. Cevap C seçeneği olur. Milli sınırların çizildiği yorumunu yapabilirim. D'ye geçtim. Bağımsızlığın tam olarak sağlandığını diyor. Bağımsızlığın tam olarak sağlandığını milli mücadeleyi kazandıktan sonra Lozan Barış Anlaşması'nda göreceğiz çocuklar. Cevap o yüzden C seçeneği oldu. Geldim dördüncü soruya. Günümüz Türkçesine uyarlanan gazetenin manşetten verilen bu haberinde gibi kavramlarından hangilerine vurgu yapılmıştır diyor. Ne demiş yukarıda? Amasya'da tarihi toplantı başladı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denmiş. Şimdi manşetim bu. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi. Biliyorsunuz ki milli mücadelenin amaç ve yöntemiydi, değil mi? Milletin istiklalini kurtarmak benim amacım. İstiklali kullanırken kullanacağım yöntem de milletin azim ve kararıydı. Milletin bağımsızlığı yorumunu yapabilir miyim ben? Direkt olarak yapabilirim tabii ki. Milletin istiklali diyor. Laiklik anlayışı diyor. Neydi laiklik? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıydı. Ben şu manşete bakarak böyle bir yorum yapamam arkadaşlar. Bana din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla alakalı bir durumdan bahsetmemiş. Üçüncü öncüle bakıyorum. Üçüncü öncülde de milli irade demiş. Biz bu maddeyi şöyle yorumlamıştık hatırlarsanız. Milletin azim ve kararı, milletin kararında ilk kez ulusal egemenlik, milli irade fikrinden bahsedildi diye yorumlamıştık. O yüzden üçüncü öncüle de ulaşabilirim. Cevap ne oldu arkadaşlar? 1 ve 3 C seçeneği oldu. Geldim beşinci soruya. Beşinci soruda diyor ki, verilen bilgilere göre Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir diyor. Atatürk milli mücadeleyi yalnız ordularla yapıp kazanmadı. Milli kurtuluş davasına millet temsilcilerinden meydana gelmiş. Büyük Millet Meclisi ile yürüttü diyor. Bu tutumunu da ölünceye kadar değiştirmedi diyor. Kurtuluş Savaşı'nın, zaferlerin ve inkılapların şerefini de ona mal etti diyor. Kime mal etti? Halka mal etti diyor. Büyük Millet Meclisi'ni her zaman devleti oluşturan kurumların en üstünde gördü ve gösterdi diyor. Büyük Millet Meclisi dediğim yer direkt olarak milli iradedir arkadaşlar. O zaman hangisini gösterebilirmiş? Kurtuluş mücadelesini millete dayandırdığını gösterirmiş. A seçeneğini tabii ki bu yorumu yapabilirim. Yukarıda bana paragrafın her tarafında anlatılan olay zaten budur. Mustafa Kemal'in baştan beri halkla birlikte bu işi götürdüğünü, halkla birlikte savaşı kazandığını anlatır. Cevabımız o yüzden Adana olur. Diğer şıklara da bakalım yine. B'de diyor ki, Türk milli kültürünü geliştirmek istediği. Burada milli kültürümüzü geliştirmek için yapılan bir faaliyetten, uygulamadan bahsetmiyor bize. Savaşın halkla birlikte kazanıldığından bahsediyor. Bursa yanlış o yüzden. C'ye geçtim. Uluslararası ilişkilere önem verildiği. Uluslararası ilişkilerde başka devletlerle bir ilişkimden bahsetmiyor bana burada. O yüzden C seçeneğini de elerim. D'ye geçtim. Ekonomik kalkınmayı önemli gördüğü. Arkadaşlar, paragrafta ekonomik kalkınma ile ilgili bir durum söz konusu değil. O yüzden hangi seçeneği kanıt olarak gösterebilirim? A seçeneğini. Cevabımız A'dır gençler.
Geldim 6. soruya arkadaşlar. 6. soruda Tanzimat Fermanı'nı ve Islahat Fermanı'nı vermiş bizlere. Verilenlere göre Tanzimat ve Islahat Fermanı'nın aşağıdakilerden hangisine yönelik düzenlemeler içerdiği söylenemez diyor. Bakıyorum Tanzimat Fermanı'nda herkesin mal ve can güvenliği sağlanacak demiş. Yargılama yapılmadan ağır cezalar verilmeyecek demiş. Özel mülkiyet güvence altına alınacak. Vergi ve asgari alma konularında adaletli davranılacak. Müslüman ve gayrimüslim tüm halk bu haklardan yararlanacak demiş. Islahat fermanında da ırk, mezhep ve dil farklılıklarından ortaya çıkan küçültücü ifadelerin kullanılması yasaklanmıştır. Osmanlı uyruğunda olan herkesin milliyet farkı gözetilmeksizin devlet memurluğuna kabul edileceği hükmü getirilmiştir. Osmanlı vatandaşı olan herkesin devletin askeri ve sivil okullarına girebileceği, her azınlık grubunun eğitim ve sanat okulu açabileceğini kabul edilmiştir diyor. Şimdi hangisi söylenemezmiş? A'ya bakıyorum, azınlıklar haklarının yasal güvence altına, azınlık haklarının yasal güvence altına alınmasına demiş. Biz hem Tanzimat Fermanı'nda tüm herkes eşit tutuyoruz çocuklar, Islahat Fermanı'nda da biliyorsunuz azınlıklara ekstradan haklar veriyoruz. O yüzden ben A seçeneğine ulaşabilirim. B'ye geçtim. Toplumsal adaletin ve eşitliğin sağlanmasına. Ben size demiştim ki Tanzimat Fermanı deyince aklınıza direkt olarak ne gelecek demiştim. Eşitlik gelecek demiştim. Maksat neydi burada? Maksat tüm tebaayı eşit tutmak demiştik. Ve Müslüman ve gayrimüslim tüm halk bu haklardan yararlanacaktı diye o yukarıda belirtmiş zaten. O yüzden Bursa seçeneği de doğru. C'ye geçtim. Halkın seçimler yoluyla yönetime ortak olmasına diyor. Arkadaşlar, Tanzimat Fermanı'nda da, Islahat Fermanı'nda da yönetim şekli monarşidir. Meşrutiyete geçtiğim zaman halk yönetime katılacak. Anladınız mı? Tanzimat'ta ve Islahat'ta yönetim şekli değişmediği için C seçeneğine ulaşamam. D'ye geçtim. Hukuk devleti prensibinin hayata geçirilmesine demiş. Bakıyorum haklar veriliyor ve Tanzimat Fermanı'nda ilk kez kanun üstünlüğü kabul ediliyor ve hukuk devleti yolunda atılmış ilk adımdır yorumunu yapabilirim. D seçeneğine de ulaştım. Cevabım ne oldu çocuklar? C oldu. Geldim 7. soruya. Verilenlere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi yukarıda Mustafa Kemal'in ilk görev yerinden bahsetmiş, Trablusgarp Savaşı'ndan bahsetmiş ve neyden bahsetmiş? 31 Mart olayından bahsetmiş. A'da diyor ki mevcut yönetim şeklinin korunmasına yönelik adımlar attı. Şimdi 31 Mart olayı neydi? Meşrutiyet karşıtı kişilerin çıkarmış olduğu ayaklanmaydı. Bu ayaklanmanın bastırılmasında görev alıyorsa Mustafa Kemal, harekat ordusunda görev alıyorsa o zaman ne olur? Mevcut yönetim şeklinin korunmasına yönelik adımlar attığını söyleyebilirim. A doğru. B'ye geçtim. Trablusgarp Savaşı'nda yaptığı liderlikle halkın örgütlenmesinde rol oynadığı diyor. Hemen Trablusgarp Savaşı'nı okuyalım. Trablusgarp Savaşı'nda bölgeye geçen Mustafa Kemal gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak, biliyorsunuz teşkilatlandırmak örgütlemenin eş anlamlısıydı. Onları İtalyanlara karşı dirençe geçirdiler. Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler diyor. O zaman ben Trablusgarp'ta yaptığı liderlik halkı örgütledi yorumunu yapabilir miyim? Yapabilirim çocuklar. Bursa seçeneğine de ulaştım. C'ye geçtim. C'de bana askeri alanda yürüttüğü faaliyetler yanında siyasi faaliyetlerde de bulunduğunu söylüyor. Askeri faaliyetim nedir? Trablusgarp Savaşı'dır. Bakıyorum siyasi faaliyetim nedir arkadaşlar? Şam'dayken kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'dir. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni niçin kuruyordu? Ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için kuruyordu. O zaman ben C seçeneğinin yorumunu da yapabilirim. D'ye geçtim. Kişiliğinin ve düşünce dünyasının şekillenmesinde fikir adamlarının etkili olduğu diyor. Bana burada fikir adamları ile ilgili bir bilgi vermediği için cevap Denizli olur çocuklar. Denizli'ye ulaşamam. Geldim diğer soruya. Diğer sorumuz biraz uzun, bayağı uzun.
Buna göre Mehmet Emin Yurdakul'un Mustafa Kemal'de diyor, anlayışlarından hangilerinin oluşmasında rol oynadığını söylenebilir diyor. Bakıyorum, Mustafa Kemal birçok düşünürden etkilenmiştir. Bunlardan biri de Mehmet Emin Yurdakul'dur. Mehmet Emin Yurdakul özellikle milli kültür, milli birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle Mustafa Kemal'i derinden etkilemiştir diyor. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nde öğrenciyken okuduğu şair Mehmet Emin Yurdakul'un "Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur" mısrasıyla başlayan şiirinde ilk defa milli benliğini bulduğunu ifade etmiştir diyor. Arkadaşlar milli benlik, ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur. Bakın ben bu mısrada direkt olarak milliyetçilik yorumunu yapabilirim. Çünkü Türklükten bahsediyor. Mehmet Emin Yurdakul'un bu şiirinden iki dörtlük aşağıda verilmiştir diyor. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Tanrım şahit duracağım sözümde, milletimin sevgileri özümde. Pardon. Tanrım şahit duracağım sözümde, milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yar yatağım düşman almaz giderim diyor. Şimdi ben milliyetçilik yorumunu zaten yapmıştım. Burada milletimin sevgisinden, vatanımdan başka bir şey yok gözümde mısrasından vatanseverlik, yurtseverlik özelliğine de ulaşabilirim. Ancak demokrasiye ulaşamam çocuklar. Halkın kendi kendini yönetmesiyle alakalı bir durumdan bahsetmiyor bize burada. O yüzden cevabım ne olur? B seçeneği 1 ve 2 olur. Geldim diğer soruya. Verilen bilgilerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır diyor. Atatürk Kurtuluş Savaşı sürecinde İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gibi gazeteler çıkarmıştır. Ayrıca mücadelenin her aşamasında kaymakamlıklara ve ordu birliklerine çektiği telgraflarla süreci yönetmiştir diyor. Maksat neydi burada? Maksat halkı doğru bilgilendirmek. Milli mücadele konusunda haklı bir kamuoyu oluşturmak diyoruz. O zaman ben A'da diyor ki milli mücadelenin teşkilatlanmasında iletişim araçlarının rolü. İletişim aracı dediğim gazeteler değil mi çocuklar? Evet. O zaman teşkilatlanmayı sağlamak için gazeteleri kullanıyor diyebilir miyim? Halkı doğru bilgilendirmek için diyebilirim. A seçeneği doğru. Cevabımız A zaten. B'de diyor ki Kurtuluş Savaşı'nda karşılaşılan güçlükler. Güçlüklerden bahsetmiyor. Gazetelerini niçin çıkardığından bahsediyor. C'de kitle iletişim araçlarının tarihsel süreçteki gelişimi. Arkadaşlar kitle iletişim araçlarının tarihsel süreçteki gelişiminden bahsedecek olursak tama kadar gideriz. Bundan da bahsedilmiyor. D'de diyor ki ulaşım teknolojisinin gelişmesi için yapılan çalışmalar diyor. Yine ulaşımla ilgili bir olaydan bahsedilmediği için vurgulanan cevap seçeneği A seçeneğidir çocuklar. Geldim son soruya. Son soruda buna göre Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Büyük Millet Meclisi kendisine karşı çıkan ayaklanmalara karşı varlığını sürdürebilmek ve otoritesini sağlayabilmek için meclisin açılmasından 6 gün sonra Vatana İhanet Kanunu, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkardı. Bu kanuna göre meclisin kararlarına karşı gelenlerin düşmana hizmet eden ve bozgunculuk yapanların cezalandırılması kabul edildi diyor. Maksat kendi otoritesini korumak diyoruz. Hangisine ulaşabildim? A'ya baktım. Askeri önlemler alarak ülke genelinde otoritesini arttırdığı diyor. Bir ordu hazırladığı ya da askerlerle ilgili bir şeyden bahsetmiyor bana burada. Burada bana kanun yaptığını söylüyor. Halkın padişahı olan bağlılığını korumak istediğini, halkın padişahı olan bağlılığını değil, kendi meclisin otoritesini sağlayabilmeye çalıştığını anlatıyor. Yasama yetkisini kullanarak ülke içinde birliği sağlamak istediği diyor. Yasama yetkisi ne demek? Yasa yapmak. Yukarıda bana Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkardığını söylüyorsa yasama yetkisini kullandığını söyleyebilirim.
Ülkedeki isyanları bastırmak da ülke içindeki birliği sağlamak yorumunu yapabilirim çocuklar. Cevabımız C seçeneği olur. D'ye baktım. İşgalcilere karşı uluslararası ittifaklara önem verdiği diyor. Uluslararası ittifakları değil, kanun yaptığından bahsediyor dediğim gibi. Ve cevap C oluyor çocuklar.